Nilgün Hanım, ya niye getirdiniz beni? Dursanıza bir saniye Nilgün Hanım. Ya, ya Nilgün Hanım ne yapıyoruz biz burada? Selim'in mezarı. Selim'in ölüm tarihi yazıyor bunda. Nilgün Hanım, Selim ölmedi ki. Selim öldü. Benim yüzümden öldü. Nilgün Hanım, ne diyorsunuz anlamıyorum. Selim ölmedi. Niye ona mezar taşı yaptırdınız? Nilgün Hanım, burada kim yatıyor bilmiyorum. Ama derdinizi siz gidin polisle konuşun. Ben yokum, ben istemiyorum. Zeynep. Selim öldü. Benim yüzümden. Benim yaptığım kaza yüzünden. Oğlum da. Ali'nin ailesi de öldü. Kazadan sonra Ali'yi yetimhaneye verdiler. Başka kimsesi yokmuş. Ben ona sahip çıkmak istedim. Elinden aldığım aileyi geri vermek istedim. Ali'yi siz evrede dindiniz yani. Önce kabul etmedi Ali. Seni yetimhanede yalnız bırakmak istemiyordu. Sonra o yangın oldu. Senin yaralandığın yangın. Tedavin çok masraflıydı. Ali dedi ki, eğer Cennet'i tedavi ettirirseniz sizin oğlunuz olurum dedi. Selim Ali yani. Benim Ali'm. Ali hatırlardı beni. Unutmazdı. Ali sadece seni değil, her şeyi unuttu Cennet. Unutmaz diyorum. Ali beni unutmaz. Seni ziyarete gelmek için evden kaçtı. Hastanede seni görmek istiyormuş. Sonra düşmüş. Çok yüksekten düşmüş. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Kim olduğunu, nereden geldiğini, adını bile hatırlamıyordu. Siz de ona Selim dediniz yani. Ölen oğlunuzun kimliğini verdiniz. Oğlumu kaybetmiştim Cennet. Ali bana anne demiyordu. Bizi kabul etmedi. Ama sonra... Sonra bana anne dedi. Sarıldı bana. Selim gibi sarıldı. Oğlum gibi sarıldı bana. Ben de istedim. Ben de unutmak istedim. Her şeyi, kazayı, her şeyi unutmak istedim.